6 sene ben hazır içerisinden varlığı işler yapardım. Ben bir devirlik tanıdım, bir işler çok zor oluyor ama hiç aklımadan bu işin yol tarafından. Ne yapıyoruz? Ben de biliyorsunuz bazen bu müzikleri yaparım. Hala çocuk olduğum için. Kırmızıdan geçtin ya. Abi şimdi bak lafı çevirme. Lafı çevirme. Tam kırmızı ışığa geldik. Adın ne? Adım Nihat. Nihat. Ben kardeş dedim Nihat. Bak dedim dikkat et. Kırmızı ışıkta geçiyorsun. Geçme dedim. İleride polis falan vardır dedim. Elledin mi Yakup? Elledin mi? Terledim, terledim, terledim. Yemin ediyorum ellemedim. Dur. Biz ne yapıyoruz? Neden mikrofonu alıyorsunuz beyefendi? Buyurun beyefendi. Siz konuşun. Hayır. Yani siz konuşun beyefendi. Çok buyurun. Hayır beyefendi. Alın biz ne konuşalım beyefendi? Bakın konuşuyorsun ama hiç. Bizi rahatsız ediyorsun. Serbest çalış. Serbest çalışıyorsun. Evet. Kendi iş yeriniz mi var? Hayır, özel sektördeyim. Özel sektör. Çekiver kendini. Abi bırak. Özel sektör. Biraz. Burası un kapanı. Ooo. Beyefendi de burada. Acaba yine neyin peşinde? Şimdi anlarız. Çok merak ettim. Bakalım içeride neler konuşuyorlar. Almanya'dan gelen misafirlerine İstanbul'u gezdirecekmiş. Biz bu gezdirmeleri çok iyi biliriz. Kırmızı keç abi sorumlusu benim. Kırmızı yöneyim ama sorumlusu benim yani. Bir şey olursa ben şey yaparım hallederim. Gözlerime inanamıyorum. Bizimki taksici arkadaşa. Hem de kırmızı ışıkta. Devam et kardeş devam et. Sorumlusu benim. O da ne? Trafik polisleri. Hadi bakalım buyur diyeceğim. Fakat tahmin ettiğiniz gibi polisler de ekibimize dahil arkadaşlarımız. İşte bizimkinin içinde bulunduğu taksiyi durdurdular. Sürücü dışarı davet edildi. Ayıklayalım bakalım pirincin taşını. Tamam. Abi dedi ki git de sana ilerim. Anlamadım. Ama dedi ki sen geçtim ya. Tamam. Geçtin yani kırmızı ışıkta değil mi? Tamam etti tamam. Kırmızı ışıkta geçmiş arkadaş. Hemen bir anons edin az buza al. İşte işlemlere başlasak. Kırmızı ışıkta geçtim. Geçtin mi efendim? Kırmızı ışıkta geçti mi? İki tane kırmızı ışık yanıyorduk. Kırmızı ışıkta arkadaş geçti. Ne kadar cezası? Kırmızı ışıkta 50 milyon. Sen dedin geç sorumlu benim. Nerede geç sorumlu benim? Kırmızı ışıkta geçti mi ya? Abi şimdi bak lafı çevirme. Lafı çevirme. Tam kırmızı ışığa geldik. Adın ne? Adım Nihat. Nihat. Ben kardeş dedim Nihat. Bak dedim dikkat et. Kırmızı ışıkta geçiyorsun. Geçme dedim. İleride polis falan vardır dedim. Sen bana dedin ki önüm değil abi dedin. Sen demedim. Sen dedin ki geç tamam geç. Şuradan. Nasıl geç dedim. Ben sana ikaz ettim bir de kırmızı ışıkta geçme dedim. Yani geç şuradan ki size ne yazmasın. Olur mu abi? Nasıl? Geç, Demir Bey. Bir dakika abi. Şimdi tam kırmızı ışığa geldik. Arkadaş kırmızı ışığın oraya geldi. Ben arkadaşa dedim ki kardeş dedim bak kırmızı ışık yanıyor dedim. Kırmızı ışıkta geçme. İleride polis vardı. Çevirir başımıza dedim. Dert alırız dedim. Aa dedi abi dedi. İş dedi önemli dedi. Ben geçen bir soran bilir sizler dedi. Hem kendi canını tehlikeye atıyorsun. Hem yolcuların canını tehlikeye atıyorsun. Ben bir de Almanya'dan misafirler falan var. Burada arkadaşlarından var. Yaz abi kardeş içine saat 50. İki ışıkta geçti. Yaz 75 milyon yaz. Şu var yani eğer siz şikayetçisiniz ceza kapı ayrıca işlem. Benim ayıştığında şikayetim var tabii. Kırmızı ışıklarına geçiyoruz. Ya soldan merhaba gelsin ne olacak? Ben yakar mıyım 75 milyon ben niye vereyim şimdi ya? Ya sen vermiyorsun ben veriyorum ya. Sen ne şey yapıyorsun ya? Sen yazıyorsun ya. Nasıl ceza? 75 milyon işte. Ver kardeş niye geçiyorsun kırmızıda ya? Allah Allah. Ben sana geç dedim mi? Ya bir dakika aga. Ben sana geç dedim mi? Yaz ya ödesin ya. Kırmızı ışıkta geçme cezasını ödesin ya. Uyanık. Uyanıksın tabii. Ne kafayı sallıyor? Ne kadar geçiyorsunuz? Şimdi 48 milyon kırmızı ışıkla alakalı. Kırmızı ışık. Geçti.
Dümdüz yedim. Ha, gene cezaymış. Dümdüz yemişim. Ha, sen sürekli yapıyorsun tamam, bu işi. Sen sürekli kırmızı ışıkta geçiyorsun o zaman. Adam bana girdi diye ben geçtim diye. Şişhane ışıklar da ha, gene ışıklar bak. Adam bak, bu adam film çeviriyor tamam. Ben bir fettim var ya, hayatıma gitmiyorum ya. Ben bu işte duramıyorum ki ben. Ben işte duramıyorum burayı. Bak, gene ışık. Ya parkanda dönüldüm. Ben işte ya. Sen sürekli ışıklarla görmüştüm. Ya ben orada bak. Bu bana girdi diye geçtim. Ben onun için geçtim ben. Yoksa geçmezdim. Atlasa atlayacak mı? Sorumludur ya. Şunu yapmışsın yap. Ya birader ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bak film çeviriyor tamam. Kim film çeviriyor? Bu arkadaş. Evet. Dedi ki geç daha sonra benim dedi. Şimdi diyor ki sen yaz yaz. Abicim şimdi bak. Şey olmaz yani. Ya kardeşim ben film çeviriyorsam ben film çeviriyorum. Ben sana kırmızı ışıkta geç dedim mi? Sen de ki sorumlu benim dedim tamam. Neyin sorumlusu benim ya? Film üstünün sorumlusu benim ya. Sen de ki sorumlu benim. Sorumlusu benim film için. Sorumlusu sense o zaman anlaş. O sizin aranızda. Hoca! Ben bir dakika buraya. Niye bizi zor durumda bırakıyorsun ya? Hem geçiyorsun kırmızı ışıkta, niye söylüyorsun be? Baba sen dedi bana geç. Kim geçti ya? Öde 50 milyonun aklın başına gelsin, bir daha geçme ya. Ben niye öyleyim ki? Ehliyet üstüne mi? Ne oldu, anlaştınız mı? Ben ne yapacağız? Ödeyecek, ödeyecek. Ödeyeceksin, bitti. Ödeyecek, o zaman amirim Nihat kaptan. Yalnız memur bey, birinci ışıkla geçti, bir de ikinci kırmızı ışıkla geçti. İkinci kez kırmızı ışıkla geçmiş, daha önce de cezası var. Ya kendi kendisi şey yapmayın ya, kendisi bana gecelerinden geçtim ya. 10 sene ben bu işi yapıyorum babam ya. Bak, 10 senedir yapıyorsun ama AYB'ye yapıyorsun. Adam bana gecelerinden geçti, ben o işi geçtim. 10 senedir yapıyorsun ama AYB'ye yapıyorsun. 10 senedir işi yapan adam kalkıp kırmızı ışıkta geçmez. Dördüncü ya baba ne üç kez ya bu yalan söyle baba ya. Ne üç kez ya benim makbuz. Elinde makbuz var mı? Elinde var. Orada bir geçmişsin kırmızı ışıklar. İki kere de şimdi geçmişsin kırmızı ışıktan. İki ben gördüm ya. Şu bayram günü var ya şey etmeyin ya. Bak al. Ya tamam ben bunu al, biraz düştüm. Al. Ne burada ne yazıyor? Işıklar. Gene ışıklar. Sen bana bak bana bak. Onu ne bakacak ya bir de işte Ebrak var burada Ebrak. Tamam. Işıklar da geçmişsin ya, tamam sen. Bir dakika ya ışıklar da geçmişsin. Geçmemişsin. Ya tamam bu sene ekine bak baba ya. Ver bakalım biz okuyalım işte ya. Şimdi tamam ben seni dinlerim de ben seni tamam, sen ya, de bunu dinliyorsun o zaman. Ben size mesela anlat derdini. Yaz tamam yaz. Tamam yaz. Şurada geçti yani. Bak burada. Burada, ya, burada cebine koy. Sen oraya katılıyorsun cebimde ya. Ya burada cebinde ya ışıklar ya. Tamam. Üç kez geçti çık bağlandı. Üç kez üç. Üç de bu. Dört dolacaktı da ben durdurdum. Baba yok baba. Burada aldım ya. İki ışık var baba ya. İki ışık var ya. İkisinde de kırmızıda geçtin o zaman. Anlaştım. Bir tane geçtim. Namusla bir tane geçmişim ya. Bittim sanki ya. Bu yalan söylüyor baba. Yalan kim yalan söylüyor ya? Bu film çeviriyor baba ya. Kardeş benim film canlam. Ya baba sen. Ya ben bir film canlam ben sana ne ya? Ne makbuz burada bak vallahi makbuz burada. Allah'ını gittim basla bana şimdi ya. Ne oldu ya makbuz yok ya. Ya baba sen daha da otur ya. Ne? Geçtin işte uyanık. Üç tane de geçtin. Ben sana efendim. Kırmızı ışıkta geçtin abi. Baba git burada kapara bir şey yaz abi yaz. Yaz. Bu yaz da bu gelir gelmesin ya. Ne bileyim işte senin. Ne olacak? Ben karışmam. Ya. Ben adama geç dedim. Yani yaz bana yaz. Adamın suçu yok. Adamın suçu yok. Ben ödüyorum. Ne kadarsa ben ödüyorum. Filmci arkadaş ödüyor. Filmci arkadaş ödüyor da. Allah Allah. Bir şakacı programı. Kameralarımıza bir el sallıyorsunuz. Hep birlikte. Şakacı. Aman ha. Burası Şehremini Uzun Yusuf Mahallesi'ndeki Tünaydın Züccaciye. Eğer bu buldaysa, vallahi burada ne bardak kalır ne de çanak. Çünkü bu adam, neyse, bakın. Nereden bulduysa getirdi papağanı tam dükkanın ortasına koydu. Papağanın yanına sözde antik bir vazo. Tabii ki vazonun altındaki kartona bağlanmış bir misine. Bu misinenin ucu yine ekibimize dahil Yaşar Bey'in elinde. Ya bu nerede bu? Nerede olacak? İşte apartman girişine saklanmış. Elinde de mikrofon. Bu yok mu bu? Müşteriler tam mağazayı gezerken elemanımız misineyi çekecek ve papağanın yanındaki vazo... Ayıkla bakalım pirincin taşını. Ne pirinci canım? Vazonun kırılan parçalarını. Bakalım nasıl ayıklayacaklar. Bu ablamız papağanla resmen konuştu. Kaldırın, paramı sıkıver, Ne
Ay. Ay Allah'ım. Kaldır, yanışma. Çabuk kaldır. Ben mi yapmadım? Vallahi ben yapmadım. Ne yaptınız abla ya? Dönelim, ben papağana bakıyordum. Nasıl papağan? Papağana bakarken kırdınız demek ki abla. Hadi. Evet. Kimi diyor? Sen kırmışsın işte abla. Vallahi ellemedim. Bak yemin ediyorum ellemedim. Sorsun bakalım. Sor bakalım, elledin mi de? Elledin mi Yakup? Elledin mi? Sen elledin. Yemin ediyorum ellemedim. Ya kuş diyor işte, tamam, elledi diyor. Kuş diyor da ellemedim ben. 5-10 milyon diye, ben 99 milyon ödeyemem. Ne yapacaksın? Patron gelecek şimdi. Ben öderim. Yakup'la anlat o zaman, Yakup öderim diyor. Nasıl ödeyeceksin oğlum sen? Çalışmıyorsun, etmiyorsun ya. Ben öderim. Ne yapacaksın? Gelsin elini öpeyim. Gelsin elini öpeyim, ben öderim. Elini öpeyim, ben öderim diyor. Öp hadi elini o zaman. Adın ne? Adım Saniye. Adın ne, duymadım. Saniye. Fahriye abla. Efendim. Fahriye abla. Efendim. Neresin Fahriye abla? Saniye. Saniye abla, neresin Saniye abla? Ben Bigalıyım. Bigalı mı? Evet. Aferin canım ablam. Bigalı mı? Bigalıyım. Tamam ablam, ben ederim ablam. El salla bana ablam. Sağ ol. Bak ablam, bir daha oradan saatlere bak. Orada bir tane ayna var abla, ayna var. Bir daha gördün, bir daha oraya el salla. Kamera şakası. Bu ablamız papağanı dinledi ve hemen yerleri şöyle bir güzel temizledi. Teyze ne yaptın? Yavrum, süpürge var yanında. Yanında süpürge var, bak orada süpürge var. Bak süpürge yap. Süpür abla, gel başımdan. Tamam. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş geldin abla. İyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Topla. Hemen kapıyı yandırdın. Al şükür oraya. Şükür var yanında bak. Yanında şükür var. Şükür abla. Topla abla. Çabuk gel abla. Süpürgeyle. Kendini koy, patron görmesin abla. Yenge ben kırmadım de. Sakın ha. Yenge ben kırmadım de. Bu mu konuşuyor gerçekten? Konuşuyor kuş da. Kuş konuşuyor. Bu kadar ne kadar? Ne oldu? Kız çarptı. Eyvah! Ne oldu içinde? O kırmadı. Kim kırdı Yakup? Kahramanlı. Ne kırdınız abla? Kim kırdı? Beraberiz canım. Kim kırdı? Sen kırdın. Ne zaman kırdın? Nasıl olamaz abla? Daha geçin işi. Yakup kim kırdı? Kahverengi. Buyur abla sen çöz.
99 milyon arkadaş. Nasıl olamaz 99 milyon hanımefendi? 99 milyon mu? Evet buyurun. Bak, ben alalım bebeğiniz gidin. Ben emekliyim. Ben nereye gireceğim ben ona? Yakup. Ne yapayım? Artık bir şey ya yaparım. Nasıl bir şey yaparım? Nasıl bir şey yaparım? Tamam yani. Nasıl yapamazsın sen? Ne yapacağım? Para mı şimdi? Benim çarçacımı alacağım. Emekliyim. Benim çacağımı aldım. Ne diyorsun? Ben de yapacağım. İnsan. Ne diyorsun Yakup? Tanrım'ın abla yanına gelsin. Ay geldim. Bu konuşmuyor. Gel. Halim abla adın ne? Adım Elizabeth. Halim abla, Halim abla. Ha söyle Halim ablası. Halim abla sen misin? Ha benim ben Halim abla değilim. Nasıl konuşmuyor canım işte konuşuyor. Nasıl konuşmuyor işte konuşuyor. Ağzını öpmedim onu nasıl konuşuyor canım? Nasıl konuşuyor işte? Konuş bakayım be oğlum. Adın ne abla adın ne? Ağzını aç bakalım. Adın ne abla adın ne? Meliha. Meliha mı? Evet. Meliha abla sen mi kırdın? Ben kırmadım. Kim kırdı abla? Sen kırdın. Sen nasıl kırdın abla? Ya burada bir şey oynarken kırdın. Nasıl? Sen düşürdün, sen düşürdün. Süpürdün, süpürdün. Ben gördüm, ben gördüm. Sen bana süpür de dedin. Ben de dedim, ben mi dedim? Sen dedin, süpür dedin. Koy oraya dedin. Dedin. Sen dedin. Kuş dinledin mi abla? Sen kuşu dinler misin abla? Kuş abi ben kuşu dinlerim. Nasıl patron benim işte burun sana kardeşim ben param yok abi para değil. Canımı mı vereyim sana? Ya canım. Taksiyle babalar mı veriyor? Ne yapayım yani? Olur mu canım olur mu? Ne yapayım yani? Ama ne yapayım? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bununla kuşla niye uğraşıyorsun? Cam cihaza bak. Kuş temizledi, kuş temizledi, kuşluk yapma. Ödesin mi Yakup? Ödesin mi? Yakup ödemiyor. Ben ederim, ben ederim. Abla ödemesin, ben ederim. Tamam, o hadi gel. Kuşla dersi yapacak mısın? Tabii yapacağım. Sen ol dinle, ben de kuşla dinleyeceğim. Ödesin dersi ödeyecek mi? Ya, ödeyeceğim, ödeyeceğim. Ay, gel. Yürü, yürü Allah sizinle. Ya nereye gidiyorsun? Bir dakika. Buradayım, otur. Nasıl otur abla bir dakika ya? Mavi gelsin, mavi gelsin. Kaçırmaya saçım Allah'ım. Gel abla, ödeyeceksin abla, ödeyeceksin. Hayır, hayır canım. Bir de nereye gidiyorsun? İsmimi evime gidip gidiyorum. İşte bu ne olacak? Bu ne olacak? Bu ne olacak? Kim olacak? Nasıl olacak? Ne yapayım? Ben ederim, ben ederim, ben ederim, ben ederim. Uğrar da işte kazanında tasma vardı. Hani nerede bulayım yani? Şu anda canımı al. Al. İstanbul'u almış. Ne zaman yapayım? Gel Yakup'a. Ya gel Yakup'a. Yakup'a danışacağız. Gene Yakup'a da gel, gel sen Yakup'a danışacağız gene. Yakup ne diyorsun? Patron geldi buyur. Patron geldi benim patrona karşı bakıyorum ki patron benim canlarımı. Patron gel. Canlarımı. Nasıl? Bir dakika gel. Gel şöyle gel. Gel şöyle. Şurada oturuyordum baba ben aslında. Bir dakika şöyle geç. Ha tamam geçtim. Ne oldu? Ne oldu abi anlaştık bana olayı. Ha buradan gel geçer ki bu şapı bu ödem. Ya herhalde iyiydik. Kardeş kaç kenarı kardeş. Şöyle bir kenara kaç. Kırılmış. Ne yapayım? Sen mi kırdın? Ben kırdım hiç bilmiyorum. Yakup kim kırdı oğlum? Kim kırdı diyor? Ne kim kırdı diyor? Baba kırdı. Bak sana tutma diyeyim ya Yakup. Konuşuyor Yakup abla konuşuyor. Sen mi konuşuyorsun? Ben konuşuyorum abla. Ne zaman, nerede, ne şekilde, hangi kılıkta? İşte şimdi de papağandı. Benden söylemesi. Sakın ha! Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir mikrofonda elinize alın. Vallahi hiçbir bir şey düşünemem hanımefendi. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Evet, Türkiye'de yaşıyoruz. Ben sizin konuşmanızı istiyorum. Şöyle bir dönerseniz kameraya doğru lütfen. Elinize de mikrofonu alırsanız, evet. Ne düşünüyorsunuz? Nedir, ekonomik durum nedir? Bu ekonomik kriz nasıl düzelecek? Ne sordun? Vallahi ben bilmem bunu hanımefendi. Ne? Ama siz de Türkiye'de yaşıyorsunuz. Ne sordun? Olayım ne? Bakanlar düşün, biz bilmeyiz. Ne sordun? Peki Türk halkı hiçbir şey yapmamalı mı? Nedir konu? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Bırakın mikrofonu, siz alın mikrofonu. Pahalılık, sürekli gelen zamlar, geçim sıkıntısı. Ne düşünüyorsunuz bunlarla ilgili? Siz neler yapıyorsunuz? Vallahi biz konuşsana biz çiftçilik yapıyoruz hanımefendi. Tamam. Konuşsana evet. Babacığım. Patatesin tohumunu alıyoruz. Evet. 500 bir saniye beyefendi. 80 bin. Biz ne yapıyoruz? Neden mikrofonu alıyorsunuz beyefendi? Buyurun beyefendi. Siz konuşun. Hayır. Siz konuşun beyefendi. Buyurun. Hayır beyefendi alın mikrofonu. Siz ne konuşalım beyefendi? Bakın konuşuyorsun ama hiç. Bizi rahatsız ediyor. Sürekli Allah Allah. Takip ediyor. Sürekli Allah Allah. Engellemeye tamam, çalışıyor. Tamam oldu. Biz onun gibi televizyon çıkmaya evet. Meraklı değiliz. Anlat. Beyefendi anlat. Engellemeyin. Bir dakika beyefendi. Biz televizyon meraksız da değiliz. Belli. Tamam kameraları görürsün tamam ben konuştum. Buyur beyefendi siz konuşun. Biz meraklı değiliz senin gibi. Evet beyefendi çiftçiyim dediniz. Evet çiftçiyim. Ben Erzurumluyum. Evet. Ben de yaklaştırın şöyle ağzını. Tamam. Benim adım Çetin Çimşioğlu. Benim adım Şedin Çimşo. Beyefendi lütfen rahat ben bırakın. Beyefendi. Biz de konuşuyoruz. Buyurun siz konuşun ya. Hayır ben o beyle görüşmek istemiyorum. Buyurun. Bakın çiftçiyim dediniz. Evet. Çiftçiyim dediniz. Benim adım Şedin Çimşo. Ben esnaflarla
ticaret ya, yapanlarla buyur. Görüştüm. Konuşun beyefendi, siz uymayın. Lütfen beyefendi, bırakın. Esnaflarla ticaret yapanlarla görüştüm. Bir de esnaf yakalamanız evet. iyi oldu. Sizin görüşlerinizi alayım. Anlat, hadi. Ne zorluklar çekiyorsunuz? Deminden beri konuşuyordun. Anlat bakalım. Hadi anlat, görüşünü ver. Dinlemeyin beyefendi, uzaklaşın, gidin, temizden beri rahatsız ediyorsunuz. Kameralar bir şey soruyorum. Biz senin bir televizyon çıkmaya meraklı değiliz. Beyefendi, hayır. Biz senin kimin de tamam burada şey beyde. Evet. Bir görüşümüz kalmadı. Çiftçi zaten ölmüş. Evet. Memur da ölmüş. Mikrofon. Ayakta duran on tane zengin. Evet. Bir tanesi sen. Ne olacak peki bu ekonomik durum, düzelmeyecek mi sizce? Düzelten vallahi bakanlar. Ben düzeltirim. Ben düzeltirim. Ben düzeltirim. Ben düzeltirim. Ben düzeltirim. Ben düzeltirim. Düzeltirsin. Düzeltirim. Burnunu düzelt ondan. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Hiçbir şey duyulmadı ki. Hiçbir şey anlaşılmadı. Sürekli karışın. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ne istiyorsun aga? Çekimdeyiz. Hiçbir şey istemiyorum. Çekimdeyiz. Habere yeteceğim. Bir iki soru daha sorabilir miyim? Sağ olun. Bir iki soru daha sormak istiyorum. Bizim burnumuzu niye tutuyorsun abi? Peki sürekli. Burnumuzun da ondan tutuyor. Burnumuzun tabii. Evet. Her şeyi burnumu sokarım ben böyle. Evet. Tutarım. Sokarsın. İş için geldim. Evet. Neden İstanbul'da iş bulmaya bugüne mi geldiniz? Evet, iş bulmaya geldim. Tek başınıza ailenizi tek, bırakıp geldim. Evet geldim. Ailenizi babamla yeni evliyim. Evet. Ayrıyım. Evet. Geldim, iş bulamadım. Tekrar yarın geri geleceğim. Allah hepimizin evet. yardımcısı olsun kardeş. Lütfen evet. beyefendi. Ama neden mikrofonu alın? Bir kamera şakası. Çetin hiçbir şey vermedim. Kanal yeter o yüzden. Kulağa bağlı abi, şunlardan bağlı. Kulağa bağlı. Ha? Devam et. Anlat. Evet, buyurun. Yani herkes... Kardeş, bir şey söyleyeyim. Ben tutsam acaba abi konuşsa, ben numarada abinin sayesinde televizyona çıksam. Olabilir mi? Tamam, olur. Peki, sağ ol. Ama lütfen sesinizi çıkartmayın. Sen elleri cebe koyun. Ben müsaade ediyorum ama sesinizi çıkartmayın lütfen. Abiciğim, müsaade ettiyse bir şey dedim abi. Evet, nelerden mutlu oluyoruz? Kameramanlar nerede? Herkesin ortak paylaştığı, mutlu olduğu, bütün her şeyden mutlu oluyoruz. Evet, neler bunlar sizin için? Bizim için bunlar neler olabilir? Ekonomik ortam. Ekonomik ortamın çok iyi olması gerekir bizler için. Biraz daha uzak kalsın. Evet. Evet. Ekonomik ortamın çok iyi olması gerekir. İnsanların eşit şartlarda yaşaması gerekir. Evet. Bunlar bizim için mutlu. Abi mikrofonu biz tutuyoruz abi. Hayır inanmıyorum. Abi şimdi mikrofonu biz tutuyoruz. Hayır inanmıyorum. Evet. İnanmıyorum. Devam et. Peki başka nelerden mutlu oluyorsunuz? Mikrofonu, kardeş mikrofonu tutabilir miyiz? Bir dakika abiciğim mikrofonu tut dedi ya. Allah Allah. Bizi tutma abiciğim, tutma. Anla. Evet. Ya yapmayın beyefendi, ben bunu habere çıkartacağım. Abi bırak da mikrofonu tutun. Sadece mikrofonu tutun, başka da hiçbir şey lütfen karışmayın. Tamam kardeş, arasında müdahale ediyor. Yürüyün. Peki. Ciddi bir şekilde haber hazırlamaya çalışın. Evet. Siz de beyefendi daha ciddi lütfen. Peki özür dilerim. Evet. Hayattan beklentilerinizi anlatıyordunuz. Hayattan beklentilerimiz bütün kardeşim, şu anda... Abicim bıraksana mikrofonu. Ne işle meşgulsünüz beyefendi? Serbest çalışıyorum. Serbest çalışıyorsunuz. Evet. Kendi iş yeriniz mi var? Hayır, özel sektördeyim. Özel sektörde. Çekiver kardeş abi, bırak. Özel herhalde sektör. Biraz daha yükselmek sizin hedefinizdir. Mutlaka tabii. Arabanız anlat var. Anlat abi. Var. Var. Olmaz daha olur mu? Abinin araba olmaz, kimde olacak? Sen neden bahsediyorsun? Televizyoncu. Evet, abinin durumuna baksana. Yapamıyorum burada. Siz oraya girdik. Mikrofonu tut demediniz mi bize? Biz de abinin sayesinde. Tamam, anlat abi sen, boşver. Mikrofonu tutun, başka bir şey yapmayın. Peki. Evet. Hayattan beklentiler... Çocuklarınız var mı? Var. Çocuklarınız var. Onlar için amaçladığınız neler var? Ne onlar için... Var? Abi işi götürmüş kardeş, anlamıyor musun? Kardeş, onlar için... Çünkü Türkiye'de genelde hedefler hayal olarak gözüküyor ve hayal olarak kalıyor. Abiciğim şu elini bıraksana be abiciğim, bu elini bırakma abiciğim ya. Eğer insan gerçekten isterse hedeflerine ulaşabilir. Ulaşabilir, mutlaka ulaşabilir. Sizin gerçekten istediğiniz, kesinlikle ulaşmayı amaçladığınız hedefleriniz nelerdir? Biz de çekiyoruz. Ulaşmaya çalıştığımız hedefler... Abiciğim sen bırak, biz tutuyoruz mikrofonu be abiciğim. Tamam beyefendi, daha ciddi. Peki, özür dilerim. Ne kadar kibar be abiciğim. Evet. Çocuklarımızı daha iyi yetiştirebilmek, çocuklarımıza çok iyi gelecek vaat edebilmek. Anlat. Evet. Bununla ilgili anlat. İstanbul'da yaşıyorum. Anlat. Evet. Belli değil mi abinin İstanbul'da olduğundan kardeş? Televizyoncu konuşuyorsun ama ayıp etsen de ya. Anlat abi. Ne gibi sorunlarla şu kamerayı anlat abi. Valla... Rahat bırak. Anlat abi. Anlat abi. Anlat abi. Haberi nasıl çıkartırsın? Evet, evet. Anlat abi sen. Haberin ciddiyeti bozuldu şu anda. Bozuldu tabii ki de. Siz de ciddi bir şekilde cevap vermiyorsunuz ki beyefendiye cevap veriyorsunuz. Özür dilerim. Niye bozuldu? Niye? Hanımefendi... Evet. Şey yaptık. Sen devam et. Evet, ben devam edeyim. Şeplere dikkat ediyoruz, arkalara dikkat ediyoruz. Evet. Anlat evet. kardeş. Arkadaşlar... Yani bütün olayımız herkes gibi, bütün insanlar şeplere gibi. Dikkat. Tabii, evet, tabii. Tamam, tersi var, dikkat edin. Tamam. Evet, olabilir. Sen elleri çektin, başlar. Peki. İnsanlar için kardeş, tek şey... Kardeş, biz tutmayacak mıydık mikrofonu? Çok özür dilerim ama arkadaş ikide bir elini uzun diye bir saygısızlık ben, yapıyor evet. yalnız böyle. Cevap vermekten beyefendi bana cevap veremiyor. Evet, şu anda tamam, cevap... Tamam, beyefendi mikrofonu tutsun. Burada tezgah döndüğünün farkındasın değil mi abi? Peki ama... Beyefendi bana cevap verin. Peki, dönün bana cevap verin lütfen. Dönmeme müsaade etmiyor ama beyefendi.
cevap verin lütfen. Şu kameraya anlatıyoruz abicim. Size cevap vereyim ben. Mustafa kim? Ona? Niye? Biz neciyiz? Beyefendi ciddi bir şekilde bakın haberi çıkartacağım bunu. Ana haber bültenine nasıl çıkartacağım ben bunu? Biliyorum. Yani tahmin ettim. Sadece tahmin. Hislerimle tahmin ettim ama gerçekten çok güzel bir program hazırlıyorsunuz. Kızdırdım mı seni? Hayır, kesinlikle. Özür dilerim kızdırdım. Esrafla kesinlikle. Hanımefendi ciddiyetini hiç bozmadı. Evet. Sen de güzelliğini bozmadın kardeş. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Arkadaşımızı bir alkışlayalım. Başarılar. Başarılar.